Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fetih Suresi 9-14. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz Fetih Suresi'nde Hudeybiye barışını anlatıyor ve bu münasebetle bir takım hakikatleri bütün insanlığa bildiriyor. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkın insanlara, halka bir şahidi, Allah'ı anlatıyor ve onun varlığına şehadet ediyor. Diğer alemde de ümmetine şahit olacak, hatta diğer peygamberlerin ümmetlerine tebliğ ettiği hususunda da yine şehadette bulunacak. Ve o bir müjdeci, yani Allah'ın rahmetini, rahmetinin tecelligahı olan cenneti, ebedi saadeti insanlara müjdeliyor. Ve o bir uyarıcı, insanları Allah'ın gadabından, lanetinden, cehennem gibi bir azabından uyarıyor. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve tuazziruhu ve tuvakkiruhu peygamberi destekleyesiniz ve ona gereken saygıyı gösteresiniz diye. Ve tusebbihuhu bukraten ve asile ve sabah akşam Allah'a tesbih edesiniz diye. Yani Allahu Teala'nın peygamberi ümmete, insanlığa bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak göndermesi bu gibi neticeleri meydana getirmesi içindir. Ta ki peygamberin davetine muhatap olanlar ona ve Allah'a iman etsinler ve Allah'ın peygamberine yardımcı olsunlar. Gereken tazimi, gereken hürmeti göstersinler ve Allah'a da sabah akşam tesbih etsinler. Onun noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ilan etsinler. İnnellezine yubayyi'uneke innema yubayyi'unallah. Şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Bunu anlayabilmemiz açısından ilgili olayı hatırlamamızda fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye kadar sahabeleriyle beraber gidiyor. Hicretin 6. yılında. Maksatları Kabe'yi tavaf etmek. Ancak müşrikler buna izin vermiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara bir elçi gönderiyor. Ama onlar elçiyi dinlemiyorlar ve herhangi bir anlaşmaya varılamıyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyor. Onlar Hazreti Osman'ı tutuyorlar, yakalıyorlar. Ancak bu Müslümanlara yansıyan şekliyle Osman öldürüldü şeklinde yansıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir ağacın altında, Semura denilen bir ağacın altında sahabelerden, 1400 sahabeden savaş hususunda, savaştan dönmeme hususunda söz alıyor. Buna biat denilir. Ve kendi elini tutuyor, onlar da onun elini tutuyorlar. Ve bu şekilde hepsi tek tek gelip peygamberimize biatlarını, yani sadakatlerini, bağlılıklarını, bir savaş olma durumunda geriye dönüp kaçmayacaklarını ilan ediyorlar. İşte burada sana biat edenler aslında Allah'a biat ettiler. O manayı anlatıyor. Yani sen Allah'ın elçisisin. Sana biat etmekle Allah'a biatlarını tazelemiş oldular. Allah'a söz vermiş oldular. Yedullah fevga idihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Yani biat edildiği zaman biat eden eli yukarıda oluyor. Diğerininki altta. Bu şekilde biatlarını yapmış oluyorlar. Burada tahyil, sembolik bir anlatım söz konusu. Allahu Teala'nın doğrudan bir eli düşünülemez, hayal edilemez. Ama onlar Allah'a biat etmiş oldular. Bu mana bu şekilde ifade ediliyor. Çünkü her dilin bu tarzda sembolik ifadeleri vardır. Mecazi anlatımları vardır. Mesela Türkçe'de de devletin eli tabirini kullanırız. Devletin eli uzundur deriz. Devletin eli güçlüdür deriz.
Burada devletin doğrudan böyle bir eli var anlamı çıkmaz. Allah'ın eli ifadesi ayette yer alıyor ama bu zahirine göre değil. Bundan murat Allah'ın kudreti, rahmeti gibi bu manalarda açıklamalar yapılıyor. Femen nekethe fe innemâ yenküsü alâ nefsi. Kim biatından dönecek olursa kendi aleyhine dönmüş olur. Yani biatının gereğini yapmayan, sözünde durmayan kimse kendisi zarar eder. Peygambere muhalefet, Allah'a verdiği sözü tutmamak gibi cürümler işlemiş olur. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا اَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُؤْتِهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterecek olursa Allah ona çok büyük bir mükafat verecektir. Şu anda da yaşadığımız zaman dilimi içerisinde gerçekten istikametli bir hayat yaşayanlara Allah'ın nice mükafatlar verdiğini görüyoruz. Zamanında çile çekmiştir ama o istikametten, dosdoğru yoldan ayrılmamıştır. Allah-u Teala ileriki hayatında onun önünü açıyor ve ona nice imkanlar bahşediyor. Burada da o zor günde peygambere biatını takdim eden ve biatında sadık olanlara Allah mükafat verecek. Allah-u Teala bunu ecr-i azim, çok büyük bir mükafat şeklinde vaat ediyor. Seyegûl lekel muhallefûn minel Arap. Araplardan, Bedevi Araplardan geride kalanlar, yani Hudeybiye'ye katılabilecekleri halde katılmayanlar, onlar şöyle diyecekler: Şegaletne emmelüne ve ehlüne, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu, meşgul etti. Festağfirlene, bizim için Allah'tan mağfiret talebinde bulun diyecekler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye umre için gideceğini etrafa da ilan ediyor. Medine civarındaki kabilelerden Müslüman olanları da davet ediyor. Ancak bunların önemli bir kısmı yalandan, bahanelerle, mazeretlerle katılmıyorlar. Ve ayet-i kerime onların durumunu anlatmakta. Onlar mazeret olarak diyecekler ki mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi geri bıraktı. Demek ki mal ve çocuk insanları geri bırakabiliyor. Hak yolunda hizmetten, hatta peygambere iltihak etmekten, katılmaktan alıkoyabiliyor. İnneme emvalukum ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitnedir. Yani bir imtihan vesilesidir. Ve inne min evladikum ve ezvacukum aduvvellekum. Başka bir ayette sizin evladınızdan ve eşlerinizden sizin için düşman olanlar var. Demek ki eğer hayırlı şeylerden bizi alıkoyuyorsa bu imtihanda kaybetmemiz anlamına gelir ve o en yakınlarımızın farkına varmadan bizim için bir nevi düşmanlık yapması anlamına gelir. İşte Medine civarındaki Arap kabilelerinin, o Bedevi Arap kabilelerinin Hudeybiye seferine katılmamaları bu gibi noktalardan kaynaklanıyor. Ama meselenin başka ciheti var. Allah-u Teala onu bize anlatmakta. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Onlar dilleriyle kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar. Yani aslında kalpleri başka şey söylüyor ama dilleri kalplerine tercüman değil, yalan söylüyorlar. Yalandan bu gibi bahanelere sığınmak istiyorlar. Demek ki insanın kalbinde ne varsa dilinde de o olmalı. Özü sözü bir olmalı. Fakat imanın hakikati henüz kalbine tam yerleşmemiş, imanı zayıf olanlar veya kalbinde nifak gibi arızalar bulunanlar, bunlar dillerini kalplerine tercüman yapamıyorlar ve dilleri kalplerinde olmayan şeyi söylüyor. Gul femen yemliku lekum minallahi şey'e. De ki Allah, Allah'tan gelen bir şeye karşı kimin elinden bir şey gelir? İn erade biküm darran ev erade biküm nef'a. Size bir zarar murad etse veya bir fayda murad etse Allah'tan sizi kim kurtarabilir? Kimin elinden bu konuda bir şey gelir? Belkânallâh bimâ tâmerûne habîrâ.
Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yani katılamayacağınızla alakalı bu gerekçeleriniz sahih değildir, doğru değildir. Allah ne yaptıklarınızdan haberdar ve ona göre de size muamelede bulunacaktır. Bel zanentum, bilakis siz şöyle zannettiniz. Ellen yanğaliber rasul vel mu'minun ile ehlihim ebede. Peygamber ve onunla beraber sefere katılan müminler asla tekrar ailelerine dönmeyecek. Bu sefer de helak olup gidecekler zannettiniz. Ve züyyine zâlike fî gulûbikum, ve bu kalplerinizde süslendirildi. Yani kalplerinizde bu güzel gösterildi. Ve şeytan tarafından bu size cazip süslü bir fikir olarak yutturuldu. Ve zanentum zannessev, ve bunun neticesinde kötü zanlarda bulundunuz. Yani Allah müminlere yardım etmez gibi zanlarda bulundunuz. Müminler helak olup gidecek, ölüme gidiyorlar gibi böyle değerlendirdiniz. Ve kuntum kavmen bura, ve böylece helak olan bir kavim oldunuz. Kendinizi helakete sürüklediniz. Ve men lem yu'min billahi ve rasulih, kim Allah ve Resulüne iman etmezse, fe inna a'tedna lil kafirine sa'ira, biz kafir olanlara ateş azabını, şiddetli ateşi olan cehennem azabını hazırladık. Burada iman etmek için sadece Allah'a imanın yeterli olmadığına, peygambere de iman etmek gerektiğine doğrudan bir işaret ayette görülüyor. Yani kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bir tanesine iman etmek yetmiyor. Hem Allah'a hem peygambere hem de Allah'ın haber verdiği şeylere iman etmek gerekiyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى, Allah dilediğini bağışlar, mağfiretine mazhar kılar. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى, ve o dilediğine de azap eder. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا, ve Allah gafur rahimdir. Değerli izleyenlerim, burada seferden geri kalan Medine çevresindeki Bedevi Araplarla alakalı bir takım uyarılara yer verildi. Ama ayet-i kerime bitirilirken burada Allah-u Teala'nın gafur rahim olmasına dikkat çekildi. Yani sizin için de tevbe kapısı açıktır. Evet, böyle bir hatanız oldu. Böyle bir ihmaliniz oldu. Ciddi bir ihmaliniz oldu. Ama tevbe kapısı sizin için kapalı değildir. Eğer siz tevbe edecek olursanız Allah tevbenizi kabul eder. Çünkü Allah günahları bağışlayandır. Çünkü Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bu şekilde onlara açık bir kapı da gösterilmiş oldu. Allah-u Teala alâ külli hal kullarına daima rahmetiyle muamele eder. Kafirler de netice itibariyle onun kuludur. Onlar da tövbe ettiklerinde onlar Allah'ı gafur rahim olarak bulacaklardır. Öyle ki bir insan ömrü boyunca ömrü günahlarla geçse, günah çamurunda, bataklığında geçse ama son zamanlarında çok ciddi pişman olsa ve Allah'a yönelse Allah ona tevbe kapılarını açacaktır. Hatta bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı bir kıssada 99 kişiyi öldüren birisinin tevbe etmesi neticesinde Allah'ın rahmetine mazhar olduğu ve ehli cennet olduğu ifade edilmektedir. Demek ki evet, günahlar çok büyük bir vebaldir, büyük bir zulümdür. Tevbe edilmediği takdirde bunun ileride akıbeti çok dehşetli bir azap olacaktır. Ama tevbe edildiği takdirde de günah ne kadar büyük de olsa Allah'ın rahmeti daha büyüktür. Ve Allah kullarına merhametlidir ve onları affetmek istemektedir. Yeter ki insanlar Rabbim Allah diyerek Allah'a yönelsinler ve o şekilde tövbe istiğfarda bulunsunlar. Burada ayet-i kerimede وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, buna da yer verildi. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır.
Yani şu anda insanlar emanetçi. Her birimizin bazı malı mülkü olabilir. Ama şu anda bunlar bizde emaneten bulunuyor. Daha önce başkalarının elindeydi. Şu anda bizde bulunuyor. Askerde bize verilen silah misali. Daha önce başka askerler kullanmıştır. Sıra bize geldiğinde biz kullanmışızdır. Ama daha sonra bu bizim elimizden alınacaktır. Ve bir başkası kullanmaya devam edecektir. Hani mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. İşte insanlar dünyada mal mülk telaşı içerisinde asıl görevlerinden geri kalabiliyorlar. Biraz daha mal kazanayım, biraz daha servet kazanayım derken bakıyorsunuz asıl vazifelerini unutmuş. Peygamber ve yanındaki samimi ehli iman sefere gitmiş ama o iman ettim dediği halde sefere katılmamış. Bu tabi çok büyük bir zavallılık. Peygamberin kendini zahmete soktuğu bir yerde ehli imanın aynı zahmete girmemesi onlar açısından çok büyük bir vebaldir ve görevlerini yerine getirmemektir. İşte bu Hudeybiye barışı münasebetiyle inen ayetlerde böyle bir duruma da dikkat çekiliyor. Medine çevresindeki Bedevi Arapların mal ve evlat, çoluk çocuk telaşı içerisinde sefere katılmamaları bu ifade ediliyor. Onların ağzından ifade ediliyor. Onlar diyorlar ki şaletne emvaluna ve ehluna. Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Gerçi asıl onları meşgul eden bu değil. Ama bu ifadede bile yine önemli bir hakikat var. Çünkü pek çok insan şu anda da malıyla meşgul olayım derken, biraz daha servet kazanayım derken veya çoluk çocuk telaşı içerisinde bakıyorsunuz asıl yapması gereken görevlerden geri kalabiliyor. Burada yine bize verilen derslerden birisi onların durumu يَقُولُونَ بِيَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Onlar kalpleriyle, yani kalplerinde olandan farklı şeyi dilleriyle söylüyorlar. Dillerinin söylediği farklı, kalplerinin itikat ettiği farklı. Bir Müslüman böyle olmamalı. Özü ve sözü bir olmalı. Ve dili kalbinde olan manalara gerçekten tercüman olmalı. Cenab-ı Hak bizleri özü sözü bir olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.